ayrılan hocamızdan başlamak istiyorum. Zafer hocamız dördüncü defa bırakmak isteyince, istifa etmek isteyince dördüncü defa da başkanımızla birlikte zor bir karar olsa da yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Kendisi çok zor bir zamanda göreve gelmişti. İkinci ligde rekor kuran bir şampiyonluk elde ettik. Kader birliği yaptık. Birlikte yol yürüdük. Kulüp tarihinde en önemli başarılarını kendisiyle yakaladık. Kendisinin iş ahlakından, teknik direktörlük duruşundan, vizyonundan, karakterinden, çalışma şeklinden son derece memnun olduğumuz, sevdiğimiz, her zaman görüşeceğimiz, konuşacağımız bir arkadaşımız, hocamızdı. Ona bir kez daha sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah onun için de bizim için de hayırlı olur. Hamza Hamzaoğlu hocama gelecek olursak da hocamız bizim için çok özel yeri olan bir isimdi. Teknik direktörlüğe 2009 yılında ilk burada başladı. Bizim geçen sene yaşadığımız ikincilik şampiyonluğundan önce en çok birinci lige, TFF birinci lige yaklaştığımız sezonda playoff'ta Antalya'da bizi final oynatan, öyle hatırlıyorum o sezonda ilk geldiğinde teknik direktörlüğe başladığı ilk sezonda ilk 6 haftada 1 puan almış bir takımı playoff finali oynatmıştı. Sonrasında da Hamza hocamı gururla takip ettik. Denizli Spor, Akhisar, milli takım, Galatasaray'daki başarılarıyla hep gurur duyduk. Dün de bir hocamız bırakması söz konusu olunca başkanımız Sayın Murat Özkaya, zaten hocamla da arkadaşlığı, dostluğu vardı. Bizim de tanışıklığımız vardı. Hem başkanımızın hem benim aklımıza ilk gelen isim hocamız oldu. Ama hocamızı ikna edebilir miyiz diye çok endişeliydik. Önce kendisinden anlaşmaktan ziyade mutlaka kendisini görmemiz gerektiğini ifade ettik. Sonra 6-7 saat süren uzun bir görüşme, ikna etme çabaları, kulübün vizyonu, düşüncelerimiz ve en önemli olan şey kendisinin yardımına çok ihtiyacımız olduğunu kendisine ifade ettik. Gerek başkanımız, gerek ben. Saatler süren bir görüşme sonrasında şu konuda mutabık kaldık hocamızla. Hocam, biz bu kulübü şampiyonluk yarışı içine getirdik. Sezon sonuna kadar 3 aylık bir süre var. Bu sürede sizin vizyonunuz, deneyiminiz, tecrübeniz, saygınlığınıza bizim ihtiyacımız var. Bize mutlaka yardım etmeniz gerekir dedik. Çok zor bir süreçte olsa kendisini ikna ettik. Sizler aracılığıyla da bir kez daha hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığı için, teklifimizi kabul ettiği için. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum inşallah. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum tabii. Teşekkür. Eyüp Spor Kulübü'ne bize verdikleri değer, bizi tabii bu kadar ısrarla istemeleri bizi de onurlandırdı ve gururlandırdı. Tabii Eyüp Spor benim ilk çalıştığım kulüp. Yani Malatya Spor'da kısa bir süre deneyim yaşamıştım. Daha sonra ilk tecrübemi aslında burada yaptım, gerçekleştirdim. Güzel bir başarı yaşamıştık ama taçlandıramadık. Son maç tavşanlı Denizli Spor'a playoff'ların son final maçında kaybedince bir üst lige çıkamamıştık. Tabii o yılki başarı çok güzeldi ama yarım kalan bir şeyler vardı ve bu kulübü de hep o zamandan sonra sürekli bizde farklı bir yeri olan Eyüp Spor'u sürekli takip ettik. Murat Başkan'la beraber gerçekten vizyoner bir yapıya kavuştu. Hedeflerini yüksek tuttu ki dün uzun uzun aslında bunları konuştuk. Yani nasıl bir kulüp hedefliyoruz? Neler yapılmalı? Biz hangi konuda yardımcı olabiliriz? İmkanlarımız neler? Bunları uzun uzun konuştuk. Ve ben aslında Rize'den ayrıldıktan sonra bir 3 ay dinlenme kararı almıştım. Ve arkadaşlarıma da bunu söylemiştim, ekip arkadaşlarıma. Tabii onların da fikrini almam gerekiyordu. Çünkü 3 ay evde oturup dinlenmek mi, yoksa gerçekten bize ihtiyacı olan ve daha önce çalıştığımız, değer verdiğimiz bir kulübe ve arkadaşlarımıza destek olmak mı?
bu zaman nasıl geçireceğimiz çok önemliydi. Arkadaşlarımla beraber bu zamanı Eyüp Spor'la beraber onların bu vizyoner yapısına, düşüncelerine biz de tecrübelerimizle katkı sağlamak daha doğru diye düşündük. Ve sonunda böyle bir kararla bugün sizin karşınıza geçtik. İnşallah Allah bizleri mahcup etmesin. Biz de Eyüp Spor'un bu hedeflerine ulaşmasında bir temel taşı biz de oluşturalım. Ben ve arkadaşlarım sezon sonuna kadar burada Eyüp Spor için bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarmaya geldik. Ondan sonrasına hep beraber bakarız. Zaten eğer her şey yolunda giderse biz belki son zamanlarda çok sık kulüp değiştirdik ama bu biraz bizden de kaynaklanmadı, onu da söylemek istiyorum. Biz de bir yerde sabit kalmayı ve bir eser ortaya çıkarmayı çok seven bir ekibiz. Ve böyle bir yönetimle burada buluştuğumuzu düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi gelişir. Ve biz de en azından birkaç yıl çalışıp bir eser ortaya çıkarma fırsatını yakalarız. Ve güzel bir kulüp, geleceğe dair güzel adımlar atan bir kulüp, bir camia olarak da inşallah bundan sonraki yıllarda Eyüp Spor yerini alır. Yok, yani aramızda öyle bir anlaşma yok. Yani sözlü bir anlaşmamız da yok. Yani biz biraz da gönül bağıyla çalışan insanlarız. Yani biz eğer burada mutluysak, sezon sonunda Eyüp Spor'un yani bu başarıyı yakalaması ya da yakalamaması bizim için çok önemli olmaz. Eğer biz doğru yol üzerinde fikir birliğine varmışsak bu yolu yürümeye devam edebiliriz. Başkanla vizyondan konuştuk demiştiniz. Evet. Orada hedef nasıl belirlendi bu 3 ay için? 3 ay için tabii ki hedef Süper Lig'e takımı çıkarabilmek. Yani bunun için bir mücadele vereceğiz. Yani sonuç takdir Allah'ın, biz elimizden geleni yapacağız ama şu anda 3 aylık hedefimiz bu. Bu arada tabii yeni bir tesis var şu anda, sahaları yapılıyor. Bu konuda da biz de tecrübelerimizle bu oluşumda katkı sağlayacağız. Bence de güçlü bir kadrosu var. Ben de Zafer Hoca'ya katılıyorum. Buradan tekrar unutmadan da söyleyeyim, yani ben Zafer Hoca'ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kulübün bu noktalara gelmesinde onun da çok büyük emekleri var. Bize de iyi bir takım bıraktığını düşünüyorum. Kendisine ben de bu kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi bir kadroya sahibiz, bunu söyleyebilirim. Bundan bahsedeyim size. Biz Türk futbolunda yeni bir marka oluşturmak istiyoruz. Yani Süper Lig'inden marka değerine katkı sunacak. Gerek tesisiyle, gerek yapacağımız stadyumla bir semt takımını, semt takımıyla birbiriyle paralel şekilde doğru orantılı bir şekilde oluşturduğumuz futbol kültürünü, Türk futbolunu sunmak istiyoruz. Bununla beraber biz aynı zamanda profesyonel takımımızdan ziyade çok ciddi, bu gördüğünüz tesisi yaklaşık 1,5 ay önce hem belediye başkanımız Sayın Deniz Köken hem de kulüp başkanımız Sayın Murat Özkaya'nın katkılarıyla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Çok da şık bir tesis olduğunu düşünüyorum. Bakmışsınızdır, gezmişsinizdir inşallah size. Yoksa arkadaşlarla da yardımcı oluruz. Yani her tarafını da gösteririz size. Bununla beraber yine biz çok ciddi bir altyapı tesisi yapıyoruz. Hemen Eyüp'te Halit sahilinde, kenarda. Orada da altyapıda milli takımları oyuncu yetiştirecek. Onları Eyüp Spor'da Süper Lig'e çıkartabilirsek, Eyüp Spor Kulübü'nü yetiştireceğimiz yerli genç oyuncularla milli takımı, Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla kulübümüzün vizyonu bu. Hem yarışmacı, hem yetiştirici, tesisleşen, futbol kültürüyle, stadıyla Süper Lig'in marka değerine katkı verecek bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Tam olarak da bu düşüncemiz, başarabilirsek. Sayın Başkan, tesisten bahsetmişken tabii spor taraftarlarını çok merak ediyorum. Statla ilgili herhangi bir girişim olacak mı? Tabii yani ki şu an statla ilgili, şu an stadımız eski bir stattı. Yaklaşık 3-4 yıl önce 2. lig için normal standartlarda bir stat haline gelmişti. Birincilik için sezon başında revize ettik, zemini değiştirdik, hibrit yaptık, aydınlatmayı yaptık. İşte Futbol Federasyonu'nun istediği çeşitli talimatları getirdik. Ama başarıp bir üst lige çıkabilirsek biz orada stadı kendi yerinde minimum
8500 kapasiteli. Çünkü 8500'ün üzerinde UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçı oynanmasına FIFA izin veriyor. Minimum 8500 kapasiteli bir stadyum inşa etmek istiyoruz. Orada da oluşturmak istediğimiz şu, şehrin merkezlerinde Hipspor Kulübü biliyorsunuz 103 yıllık çok tarihi bir kulüp. Orada o ilçenin merkezinde çok tutkulu taraftarı olan, aidiyet duygusu olan, maçları çok geniş kitlelerin takip ettiği kültürü olan bir camiayız. Orada da insanları yürüme mesafesinde o stadı full doldurabilecek bir taraftar kitlemiz olduğu için yani şunu biz istemiyoruz. Yani bugün Türkiye'de 30 bin kişilik, 40 bin kişilik stadyumlar var. 5 bin kişi maçlara gidiyor. Yani 20 bin kişilik stad olup 5 bin kişi gideceğine işte 8-9 bin kişilik bir stad olsun. O stad dolsun. Hem gerek ekranları başında izleyenler bundan keyif alsın, hem de o stada giden, o stadı dolduran taraftarlarımız iyi bir takım izlesinler. Güzel bir vizyon ortaya konulsun. İlçemiz, taraftarımız, camiamız, herkes mutlu olsun. Bunu istiyoruz. Helal olsun. Allah utandırmasın. Tekrardan. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol.